Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün masamızda yakından inceleyeceğimiz iki telefon var. Tekno Camo 20 ve Tekno Camo 20 Pro 5G. Tekno ülkemizde hem uygun fiyatlı hem de performansıyla tatmin eden telefonlarıyla öne çıkan markalardan biri. Geçtiğimiz aylarda en yeni modelleri tanıtılan Camo serisi de markanın özellikle kamera performansıyla öne çıkan serilerinden. Hatta kamera özelliklerine ek olarak bu sefer Tekno Camo 20 Pro 5G'de Mr. Doodle isminde biraz daha special edition diyebileceğimiz bir tasarım da sundular bize. Yani sadece kamera özellikleriyle değil, bu sefer tasarımda da bir tık iddialı geldiler. Bu tasarımın esprisini birazdan açıklayacağız. Biz de böyle farklı cihazlar görünce bir inceleyelim, yorumlarımızı sizlerle paylaşalım istedik. Ürünler bir süredir ofiste ve biz de yakından inceleme fırsatı yakaladık. Lafı fazla uzatmadan gelin telefonlarımıza şöyle bir yakından bakalım. Camo serisinin kamera performansıyla öne çıktığını söylemiştik. O yüzden ilk olarak her iki telefonun da kamerasıyla başlayalım arkadaşlar. Her iki telefonda da benzer bir kamera dizilimi görüyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkisi de 64 megapiksellik ana kamera ile geliyor. Bu ana kameranın en çok dikkat çeken yanı ise Samsung ve Tekno'nun birlikte geliştirdiği RGB View Ultra Hassas sensör. Bu sensör sayesinde kamera renkleri daha iyi ölçebiliyor ve bize daha tutarlı sonuçlar sunuyor. Ayrıca yine her iki telefonda da dörtlü halka flash, 2 megapiksellik bir derinlik kamerası var ve yapay zeka desteğiyle farklı fotoğraf ve video modlarında en iyi sonuçların alınmasını sağlayan bir AI Cam bulunuyor. Hatta bu AI Cam biz kamera uygulamasını açtığımızda direkt olarak varsayılan fotoğraf çekme modu olarak gözüküyor. Tüm bunlara ek olarak Tekno Camo 20 Pro 5G'de bir de 2 megapiksellik bir makro kamera ve optik görüntü sabitleme yani OIS görüyoruz arkadaşlar. OIS fotoğraf ve video çekimlerinde net olmayan fotoğrafların ve titrek videoların önüne geçmemizi ve daha akıcı çekimler yapabilmemizi sağlıyor. Ayrıca telefonun 4K 30 kare video çektiğini de belirteyim. Tekno yeni Camo serisinde de kamera performansına öncelik vermiş durumda ve bu kendini hissettiriyor diyebilirim. Tabii ki elimizdeki telefonun fiyat aralığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor bu yorumu yaparken. Böyle bakınca da hem Tekno Camo 20'nin hem de Tekno Camo 20 Pro 5G'nin oldukça iyi performans sergilediğini söylemek mümkün. Özellikle sosyal medya için bol bol fotoğraf ve videolar çeken biriyseniz yapay zeka destekli portre performansı ya da kamera arayüzünde yer alan farklı modlar vesaire işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Sonuçta dümdüz birer telefon kullanıcısı olarak profesyonel çekim yapmaktan çok da anlamıyor olabilir. Ama Tekno'nun yapay zeka destekli kamerası ve özel modları bu noktada hayat kurtarır cinsten, bunu da eklemek lazım. Ayrıca Tekno Camo 20 Pro 5G'de iki kamerayı aynı anda kullanarak da çekim yapabiliyoruz. Ön kameraya da değinmeden geçmeyelim. Her iki telefonda da 32 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka kamerada olduğu gibi ön kamerada en düşük ışıkta iyi performans sergilemesi için geliştirilmiş. Aldığımız sonuçlar hiç de fena değil arkadaşlar. Şimdi telefonlara güç veren teknik özelliklere geçmeden önce bir tasarıma da bakalım isterseniz. Kamera konumlandırmasından bahsetmiştik zaten. Arka tarafta kamera dışında rakiplerinden ayıran yaratıcı bir tasarım anlayışı var. Tekno'nun Camo Puzzle tasarımı olarak adlandırdığı bu görüntü sıradan telefon tasarımlarından sıkılanlara hitap edecek ince bir dokunuş bana kalırsa. Açıkçası artık telefon tasarımları ile ilgili yani farklı ne yapılabilir ki sorduğumuz bir dönemdeyiz. Bütün markalar artık bir imza tasarım oturttular ve oradan ilerliyorlar. Tekno'nun Camo serisinde hem renkleriyle hem de desenleriyle böyle bir fark yaratması bence oldukça güzel olmuş. Telefonun 3 farklı renk seçeneği var. Şafak öncesi siyahı, huzur mavisi ve buzul parıltısı. Tekno Camo 20 Pro 5G'de ise iki farklı renk seçeneği görüyoruz arkadaşlar. Gökyüzü siyahı ve huzur mavisi. Ama Pro 5G'nin bir özel versiyonu daha var. Mr. Doodle Edition. Hani o videonun başında bahsettiğim tasarım. Bu versiyonda telefonun arka tasarımı yine puzzle tasarımına sahip ve beyaz. Ancak karanlıkta arkada özel Mr. Doodle dokunuşlarını görüyoruz. Bu halinin de epey güzel göründüğünü söylemem lazım. Telefonlarda sağ tarafta ses tuşları ve güç tuşu, sol tarafta SIM girişi ve altta da 3.5 mm jack girişi ve Type-C girişi var. Aynı zamanda telefonun alt ve üstünde konumlandırılmış bir de stereo ses sistemine sahip olduğunu söyleyelim. Bu ses çıkışları özellikle telefonunuzda bir şeyler izlemeyi ya da oyun oynamayı seviyorsanız sizi memnun edecektir arkadaşlar. Performansında oldukça yeterli olduğunu belirteyim. Ön tarafa geçtiğimizde her iki telefonda bizi 6.67 inçlik Full HD Plus AMOLED ekran karşılıyor. Ekran Tekno Camo 20'de 60 Hz iken Tekno Camo 20 Pro 5G'de 120 Hz olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ekrana gömülü bir parmak izi sensörü de var yine. Her iki telefonda da aynı noktada yer alıyor parmak izi sensörleri. Tekno bu konuda sensörün %99.8'lik bir başarı oranına sahip olduğunu söylüyor. Telefonların çerçevesi de incelmiş durumda. Bir önceki Camo serisine kıyasla özellikle çerçevenin alt kısmında yaklaşık %48'lik bir incelme olmuş. Bu da telefonun daha yeni nesil ve premium görünmesini sağlamış diyebiliriz. Telefonların her ikisinde tasarım detaylarının yanında his olarak da dayanıklı, güçlü, modern bir cihaz tuttuğunuzu hissettiriyor arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki örneğin kenarlarda plastik malzemenin kullanılmış olması vesaire bu noktada o premium hissi biraz azaltıyor. Ama nihayetinde
Tekno'nun görsel olarak karşılayacak bir çözüm üretmeyi başarmış. Ya telefonların arkası o küçük detayları telafi ediyor bence. Her iki telefona da 5000 mAh'lik bir batarya güç veriyor ve 33 W'lık hızlı şarj desteği de var. Yani hem kısa sürede şarj edip hem de gün boyu şarj sorunu yaşamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki çok fazla oyun oynuyorsanız ekran süreniz çok yüksekse şarjınız da buna göre az gidecektir. Yine de zaten şu an telefonlarda standart olan 5000 mAh'lik bataryanın oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. İşlemcilere göz attığımızda Tecnocam 10 20 Pro 5G'nin MediaTek Dimensity 8050, Tecnocam 10 20'nin ise MediaTek Helio G85 ile geldiğini görüyoruz. Helio G85 zaten bu segmentteki telefonlarda gördüğümüz bir işlemci ve performansı da günlük kullanıma yeterli. Yani sosyal medyaya girerken, çok yüksek grafikler istemeyen oyunlar oynarken, ufak tefek işlerimizi hallederken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Dimensity 8050 de yine orta üst segmentte gördüğümüz güncel bir işlemci ve performans noktasında kullanıcıları yarı yolda bırakmadığını söyleyebilirim. Isınma konusunda endişeli olanlara ise Tecno özel bir çözümle geliyor. Telefonların her ikisinde de polimer grafit ısı dağılımı sistemi var. Bu sistem sayesinde yoğun kullanımda veya oyun oynarken yaşanan ısı sorunlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Dilerseniz gelin işlemcilerin performansını daha iyi özetlemesi için telefonların ikisiyle de biraz oyun oynayalım. Telefonların ikisinin de 256 GB'lık bir depolama alanıyla geldiğini görüyoruz. Tüm uygulamalarınız için, hatta bolca fotoğraf ve video için 256 GB yeterli olacaktır. Bu arada iki telefonda da microSD kart girişi var. Bu sayede 256 GB'ın yetmediği durumlarda hafıza kartıyla depolamaya takviye yapabiliyoruz. Ayrıca yine iki telefonda 8 GB'lık RAM ile geliyor ve 8 GB'ta artırılmış RAM imkanı var. Yani depolamadan 8 GB RAM'e ilave yapabiliyoruz. Bu da performans sorunları olmaması için cihazı rahatlatacak bir özellik tabii ki. Son olarak yazılım tarafında da telefonların ikisinin de Android 13 tabanlı iOS ile geldiğini söyleyelim. Fiyat konusu çok değişken malum arkadaşlar ama güncel durumu aktarmış olalım biz size yine de. Tecnocam 10 20 şu an 9.499 TL'lik bir fiyattan satışa sunuluyor. Bu fiyatla birlikte telefon şu an öğrenciler için vergi indirimine giriyor. Bu sayede telefonu çok daha uygun bir fiyata alabiliyoruz. Tecnocam 10 20 Pro 5G ise 13.999 TL'lik bir etikete sahip. Yani bu bütçeler aralığında bir telefon arayışınız varsa gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz. Siz Tecnocam 10 serisinin bu yeni 2 üyesini nasıl buldunuz dostlar? Yorumlarınızı ve eklemek istediklerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.